Serimizi Alark Holding ile devam ediyoruz. En son 131 liralık çanak hedefini, çanak katlama hedefini de tamamlamış. Ve şimdi de endeksin düşüşüne ayak uydurarak endeksle birlikte endeksin %3 düştüğü gibi birkaç gündür düşüşte ve şu anda da yine endeksle birlikte %3 düşmüş. Şimdi yeni bakalım trendlerine. Aslında güzel bir trend yapmış. Mayıs'tan beri yüksek bir trend yapmış kendine yani. Sağlam bir trend. Roketlemiş adeta. Yani şurada 51 lira olan hisse neredeyse 3 katı gitmiş. Trendi baksanıza. Roketenzi. Şu şekil. Trendi varmış. Bunu trendini bozmuşlar. Yani şuralarda Ağustos'un 20'sinden sonra, hatta Ağustos'un 15'inden sonra bu kağıda giren varsa şu an için biraz olumsuz gözükebilir. İleride tabii ki gidecek, çok yeri yüksek yerlere hedefleri var ama şu an için şuraya da şu şekilde alırsak, bakın hep yatay yatay, yani düşen trend yapmış kendine. O yüzden şu anda 128'ler direnç, bunu kırması lazım ve kolay kolay da kırmaz çünkü bir anda roketlemiş ve şu anda düşüş trendine ayak uydurarak yataya bağlamış gibi görünüyor. Hatta burada, şurada bile, buraya gelmeden önce şurada bile bir trendimiz var, yani düşen trend. İkisi bir de bildiğimiz 123 lira 70 kuruş, 124 lira. Yani burada bu iki tane direnç seviyesi bunun yukarı kopmasına şu anda izin vermeyebilir, vermez. O yüzden şunu ayrı ayrı değil de 124-128, bunların iyi bilinmesi gerek. Çünkü şu anda hala daha düşüşü devam ediyor. Ve bunun bir trende dönüştüğünü varsayarsak, bakın buradaki düşüş trendini de aşağı kırmış. Yani daha da aşağı gidiyor. Muhtemelen hatta ve hatta neredeyse şuradaki 100 günlük ortalama olan 106 lira 90 kuruşları, 107 liralara gelmek üzere. İlk hedefi burası. Zaten burayı test etmeye yakın. İlk gözüne kestirdiği yer burası. Burayı da kırarsa şuradaki diplere gidebilir. Ama buradaki dipler biraz tehlikeli olabilir. Şöyle söyleyeyim, çünkü tehlikeli derken şuradaki dipleri test eder. 99 lira 20 kuruş. Yani burada durup durmayacağı, buraya gelince 200 günlük ortalamaya gider mi gitmez, buradan tepki yapmasını bekleriz. Tepki yapmıyorsa gözü daha da aşağıda diyebiliriz. Çünkü şurada bakın, burada dipler var ama burada bir sonraki, ya şuradaki tepeler ya da şuradaki diplere kadar bir boşluğu var. Şimdi bir de şuradan Fibonacci'ye bakacağım ki ne kadarını geri alabilir. Yani şuradan iğneden iğneyi alacağımız için şu buradaki iğneden çıktı en son, buradaki iğneye bakalım. Normalde bu tarz düşüşlerde 0.23'te durmaz hisseler. Düşüşe devam eder. 0.38'e kadar gelir. Zaten burada da 0.38'ine neredeyse yaklaşmış. Nereye geliyor 0.38'e? 103-104 liralar. Bizim hedef 107. Burada da durmazsa 0.50'lere kadar gelebilir. Bakın bu da 94 lira. Verdiğimiz 99 lira hedeftir. Yani bu 99'lar güzel destek olur umarım. Sonra aşağıda daha diplerin olmadığından bahsetmiştik. Daha bir sonraki dipler. Yani şu alanın boş olduğundan bahsetmiştim arada. Şurada. Orası da zaten dikkat ettiyseniz neredeyse 0.61'in olduğu yerlere geliyor. Oraya daha sonra şu 99'u kırarsa eğer şey yaparız ama daha çok 0.50'nin olduğu yerlere denk geliyor. 0.50, 0.61, şu arada bir yerde de durabilir eğer 99 aşağı kırılırsa.
Şu an için 99'lar güzel destek olur bu hisse için. Bakalım bir de şuradan 1.618'ine gelmiş mi buradaki hedefine? Bir 618 nerede? 116. 2.618 nerede? 154. Bakın tam aralarda bir yerde tekrar durmuş. Bu da muhtemelen eğer yarın bir gün 128'i kırarsa gene uçup kaçmaz. Hani bir anda aldır aldır daha yukarılara gitmez. Şu 131'deki hedefli 131'den sonra hedefli değer olan 154'e kadar gider. Maksimum. 154'ten geri döner muhtemelen. Buradan bir satış yer. Yani çok 131'in üzerinde de çok uçup kaçacak bir hali yok şu anda. Performansı da zaten çok kötü de değil, çok iyi de değil. Arada bir performans ama şu anda hedefleri bunlar. Bu seviyeler takip edilebilir. Şurada 124 ya da 128 kırılmadığı sürece, hatta 128 131'i de buna dahil edebiliriz. Yani 130'ları 134'leri tekrar bakarız. Benim Alarko Holding ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.